Başkan Erdoğan az önce dedi ki yıkılan e, binaların %98'in e, 99 öncesinde yapıldı. %98'i. Şimdi birileri bir yerlerde kaçak yapılaşma yapıyor. Sonra bu kaçak yapılaşmalar için imar affı isteniyor. Bu imar affları da genellikle böyle seçim zamanlarında hani e, bir yaş şekilde masanın üstüne getiriliyor. Öyle hükümetler de fark etmez. Bu bütün hükümetler döneminde oluyor ve bir genel af getiriliyor. Ve en sonunda da tabii ki ağır faturalar ödeniyor. Şimdi bakınız bu af daha doğrusu bu imar affıyla ilişkin sayılara bir bakalım. İmar affı kapsamında deprem bölgesindeki 10 ilde 294.166 konuta yapı, yapı kayıt belgesi verildi. 10 ilde 294.166 konuta. Bu burada bu sıralamada Adana birinci, Adıyaman ikinci, Diyarbakır üçüncü, Gaziantep dördüncü, Hatay beşinci, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa. Yani söz konusu bu imar hattı kapsamında bahsedilen şu deprem bölgelerindeki yapı kayıt belgesine en çok başvuran illerin sıralaması. Diyarbakır etkilendi, Gaziantep etkilendi, Adıyaman'da neler oldu gördük. Evet, Hatay'da neler oldu gördük. Adana bile kısmen etkilendi. Kahramanmaraş merkez üstüydü zaten. Bakınız fay hatlarında daha net görüyoruz. Şu fay hatlarının üzerindeki işaretlediğimiz noktalar hepsi deprem fay hattı ve buralarda söz konusu imar affı kapsamında bir takım yapılara izin verilmiş. İşte Adıyaman birinci, Adana birinci, Adıyaman geliyor, Maraş geliyor, Malatya geliyor, Diyarbakır geliyor, Şanlıurfa. Bakınız bunların hepsi ülkedeki fay hatları. Fay hatları üzerindeki yapılar, yapılaşmalar bir şekilde imar affıyla birlikte burada varlıklarını Sürdürmüşler. Demek ki ne olacak? İmar affı artık tarihe karışacak bu uygulama. Anayasal zeminde de güvence altına alınacak. Tedbirlere, devletin mevzuatlarına uymayan yapıların e, bir şekilde varlık göstermesine izin verilmeyecek. O affın kapsamına da alınmayacak. Tedbirler böyle olacak deniyor. Şu anda bunun üzerinde bir takım fikir terkileri var. Bir bakalım nasıl tedbirler alınacak hep birlikte göreceğiz.